Portland Sanat Müzesi'nde olağanüstü bir açıklamalı fotoğraf dizisine bakıyoruz. Eserin ismi Crow Barış Delegasyonu. Sanatçı Madison Crow'un iki resmi üzerinde araştırma yaparken, onların 1880'de çekilen temsilci portreleri olduklarını buldum. Madison Crow ve diğer beş şef, toprak ve bölge sorunlarını başkanla görüşmek ve Pasifik Demiryolunu tartışmak üzere Washington D.C.'ye gittiler. Farklı farklı barış delegasyonları müzakereler için Washington'a giderdi. Madison Crowe'un resminin dev duvar resimlerinde ve çay reklamlarında kullanıldığını biliyoruz. Ancak bu kişiler Madison Crowe'nun kim olduğunu ve mesela bu fotoğrafı neden çektiğini biliyorlar mı acaba? Sanırım şunu söyleyebiliriz: muhtemelen hayır, kimse bilmiyordu. Yani bunlar ticari kullanım için izinsiz alınan görüntülerdi anlamları başka amaçlara yönelik olarak değiştirildi ve bu insanları ve sonuç olarak temsil ettikleri kültürü bir tür değersizleştirmeye uğrattılar. Kızılderililerin yaşadığı bölgede yaşayan biri şüphesiz bu adamları yerli olmayan veya Crow kabilesinden olmayan bir kişiye kıyasla tamamen farklı görecektir. Bunlar Anglo Amerikalılar tarafından inşa edilen imgelerdi. Yani yerli Amerikalıların kendisi tarafından yapılmadı. Ama bu portrelere bakmanın güzelliği şu. Onların kişiliğini ve tarzını siyahi olmayan fotoğrafçının ve devletin bakış açısıyla görüyoruz. Hangi milletten olduklarını gösteren bir biçimde poz vermişler ve bireysellikleri yaşadıkları gururla beraber fotoğraflara yansımış. Aslında kendi kimlikleriyle devletin onlara biçtiği kimlik arasında bir gerilim var. Ayrıca 1880'deki fotoğraflara göre çok netler, çok fazla görsel bilgi aktarıyorlar. Ama burada sanatçı fotoğrafları olduğu gibi bırakmamış. Figürler bu ek açıklamalarla izleyiciyi bakmak için zaman harcamaya davet eden bir ayrıntı düzeyiyle, kim olduklarını ve ne giydiklerini vurgulayan ok ve çizgilerle canlandırılıyor. Eğer Madison Crowe'nun bu tam boyutlu portresine bakarsak, burada fiyonk gibi görünen şeyin aslında saça takılan bir yay olduğunu görürüz kişinin bunu takabilmesi için savaşta belli bir şeyler yapması gerekiyordu. Medicine Crowe da düşmanları öldürdüğü için bu saç yayını takabiliyordu. Yani bu nesne Crow tarihini ve bu kişilerin geçmişini araştıranlar için özel bir nesne. Sanatçı burada izleyiciye bunların gerçek insanlar olduğunu göstermek istemiş. Bunlar sadece kızılderili ruhunun veya bir şefin sembolü değil. Bu estetik açıdan hoş bir görüntüden çok daha fazlası ve çok daha karmaşık. Ve bunun özellikle önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bu görüntülerden sorumlu olan fotoğrafçı C.M. Bell bazen orada oturan kişinin kimliğini belirtmediği için eleştiriliyor. Yani bazen o kişinin ait olduğu milliyeti tanımlamamış. O yüzden ekranda gördüğünüz eserde sanatçı bu kişilerin bireyselliklerini ve kendi toplumlarındaki yerlerini ortak tarihe yeniden dahil edecek şekilde göstermiş. Gerçekten de Amerika'da o yıllarda onları birey olarak önemsemediler. Daha çok numune gibi gördüler ve maddi kültürleri toplandı ve doğal tarih müzelerine yerleştirildi. Çünkü yerli halk doğal dünyanın bir parçası olarak görülüyordu. Bu durumda sizi o dönemin düşünce tarzını sorgulamaya itiyor. Yani yerli halk bu şekilde algılanmış ve insani niteliklerinden yoksun bırakılmış. Aslında burada sanatçı kasten etnografik olarak görülen bir nesneyi almış ve sanat haline getirmiş. Sanatçı eserlerdeki kişilerin soyundan gelenleri tanıyor ve kendisi de Crow kültüründe yetişmiş. Onlar onun için gerçek, kanlı canlı insanlar. Fotoğraf açıklamalarından bazıları çok net ikonografik referanslar, bu bu demek oluyor gibi. Fakat bazıları daha çok yorum gibi, bazıları esprili ve hepsi çok kişisel hale geliyor. Mesela burada Tuğbeli'nin fotoğrafı var ve bu gözlerle canını okuyabilirim diyor. Gerçekten de öyle yapabilirmiş gibi görünüyor. Aynı zamanda sanatçı, figürün bu resmin üzerine yazı yazan torunlarını da biliyor. Eloise, Plenty Hobbs ve John Adams. Yani sanatçının ortaya çıkardığı şey, tıpkı onların kıyafetlerinin kendi tarihlerini yazdığı gibi, resimlerin üzerine kalemle yazılan bir tarih. Sanatçı burada sanata, öğrenmenin bir yolu olarak bakıyor ve hatta bu çalışma sayesinde kendi kültürü hakkında da bir şeyler öğrenmiş. Mesela bu insanların kabile şefi olmak için dört özel şeyi yapmak zorunda olduklarını bilmiyormuş. Chef Plenty Coon'un başının arkasında göreceğiniz tüy, savaşta düşmana ilk dokunan kişi olduğu anlamına geliyor. O dönemde savaşlarda başarı elde ettikçe kişiye bu gibi nesneler takılıyor ya da belli bir nesneye çizikler atılıyordu. Buna bazen darbe sayma da deniyordu. Yani kişinin savaşta düşmana indirdiği darbeleri saymak söz konusuydu. Eğer bacaklarında beyaz kakım derisi varsa da bu düşman kampından at çaldıkları anlamına geliyordu. Yani tüm bu zor işleri yaptılar diyebiliriz. Crow dilinde şefe bacecha deniyor. Bu da iyi adam demek. Bunlar gerçekten başarılı insanlar. Kendi konumlarından ve kendi toplumlarında sahip olacakları övgülerden gerçekten gurur duyma nedenleri var. Fakat burada Washington'da evlerinden yaklaşık 1000 kilometre uzakta bu başarıları ve kimliklerini bu yabancı ortamda temsil ediyorlar. Montana'dan Utah'a gitmek için karda at arabasına binmek zorunda kaldılar. Sonra da Utah'tan Chicago'ya gittiler ve yolda çok hastalandılar çünkü ilk defa bu kadar çok insanla birlikteydiler. Sonra Chicago’dan Washington’a geçebildiler. Ve bu gezi de Washington’da birkaç ay geçirdiler. Bu da devletin yerli halkın belge imzalamasını sağlamak için kullanmaktan hoşlandığı bir taktikti. Amaç onlara Vatan hasreti yaşatmak ya da orduyu göstererek korkmalarını ve şanslarının olmadığını anlamalarını sağlamaktı. Fakat bütün bu mevki gösteren kıyafetlerini getirdikleri gerçeği başkana en iyi hallerini göstermeyi bildiklerini gösteriyor. Görüntülerin çoğunda aslında Crow dilinde ismini söyleyen biri var ve bu yüzden kimliklerini yeniden tesis ediyorlar. Yerli insanlara verilen zarar onların kim olduğunu silmekti. O yüzden onu geri getirmek çok önemliydi. Bu yüzden kendilerini göstermeleri de ayrıca çok önemliydi. Bu benim. Bu benim ismim ve geleceğin Crow neslini güvence altına almak için buradayım diyor gibiler.